Bizim bir medya planlamamız var, reklam planlamamız var. Tanıtım onu yapacağız, planlayacağız. Çünkü artık çok hızlı gelişecek olaylar. Hem onu planlamak açısından, hem de kendimizi ifade etmek, anlatmak açısından belki daha sık bir araya gelmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bütün Amerika'daki dahil, bütün kampanyaları yakından izledim son bir yıl. Ondan önceki seçim, benim üçüncü seçimim, ondan önceki seçimlerde de son Cumhurbaşkanlığı kampanyasında partimiz 5 kişilik bir komisyon oluşturdu. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu şöyle bir talimat verdi, ikisini ayırdılar. Partinin ve Cumhurbaşkanlığı kampanyası ayrılsın dedi. Bu 5 kişilik komisyonda ben de vardım, birisi bendim. Çok yakın bir şekilde İstanbul'da yürüttük o kampanyayı. Bülent Tezcan, Engin Altay, Hasan Akgül, pardon 6 kişilikti. Aziz Kocaoğlu, İzmir ayağında da Aziz Kocaoğlu 6 kişilik komisyonda. Ankara'da Bülent Tezcan, Genel Başkan Yardımcımız vardı. İstanbul'da medya planlaması dahil bunu Türkiye çapında bir kampanya yürütmenin ne kadar zor, koşulların ağır olduğunu orada gördüm. Tabii Türkiye büyüklüğü olunca şimdi Silivri'de de o modelin küçüğünü yapalım istiyorum. Medyayla bu planlamanın nasıl gittiğini gördük. Arkadaşlarımız vardı. Profesyonel arkadaşlar da vardı. İki tane çok konuyu planlayan. Ama buna benzer bir şeyler yapmayı planlıyoruz burada da. Şimdi arkadaşlar onu yapan arkadaşlar çalıştı. Sizlerle bunu paylaşacağız. Kampanyanın planlaması böyle olacak. Bu süreç içerisinde ben kafamdaki kampanya çalışmalarını daha çok sosyal medya, basın üzerinden götüreceğiz. Ulaşabileceğimiz ben çünkü şöyle bir avantajım var. 10. senedir görev yapıyorum. Görünürlük ve tanınırlık oranı diğer tabi olumlu yanı da dönüşü oluyor size. Olumsuz yanı da oluyor. Tanınırlık bir anlamda çok bilinir olmak bir avantaj ama tabi bunun dezavantajı da olabilir. Onu ben kendime göre, kendi anlayışıma göre dönüşlerini tabi herkes avantaja çevirmeye dönüşecek. Siyasetin, propagandanın anlamı budur. İşin bu medya ve planlama kısmı böyle. Gelelim Silivri'mizde biz neyi planlıyoruz, niçin ben aday oldum konusu derseniz onu anlatmanın çok uzun olduğunu, saatler alabilecek bu anlamda. Benim çünkü şöyle bir avantajım da var. 10 yıldır bunu çok paylaştım sizinle. Bunu paylaşacağım. Uzun toplantılarım olacak. Neler planladığımı, neler yapacağımı, ne yaptığımı, neler yapacağımı anlatacağım. Planladığım toplantılarım var. İki tane halka, özellikle sivil toplum örgütlerine, kamu kurumlarına, dernek oda yöneticilerine, sivil toplum kuruluşlarına, temsilcilerine, sizlere, kamuoyu yapıcıları dediğimiz öncelikle onları tanıtımını yapan, daha sonra halka birebir kapı kapı dolaşıp anlatacağım. Neleri yapmayı planladığımız, bu şehrimize hangi vizyona taşıdık ve bu vizyonları nereye geliştireceğimizi anlatacağımız toplantılar olacak. Şimdiki ilk toplantımız teamül olarak ve gelenek olarak biz buna başladık. Bir başlangıç toplantısıdır. Hangi süreçten geçtik? Adaylaşma süreçlerimiz nasıl oldu? Bu süreci nasıl paylaştık? Tahmin ediyorum sizin de bilmek istediğiniz, ilk anlamda bilmek istediğiniz bir süreç yaşadık. Onlardır. Onları bilgilendirmek istedim. Bu ikinci toplantınızı belki bu haftanın içinde birkaç tane seri olarak sizi bilgilendirmek istediğim, sizin de bilmek istediğinizi tahmin ettiğim toplantılarımız, beraber olmamız gerektiren, bilmek istediklerinizi düşündüğüm konular vardır. Onun için ben bu süreç içerisinde daha çok beraber olacağımız birkaç toplantımız olacak. Saatlerini sabah olur, öğlen olur, akşam saatleri olur. Bizim için artık sizin de işiniz bu, bizim de işimiz bu. Hep beraber bu süreçte işimizi daha sık bir araya gelerek yapmamızı planlıyorum. Bu vesileyle sizin burada bulunduğunuz bir araya geldiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Ben bu süreçte inanıyorum ki ilk defa belki Silivri'de daha sakin, Cumhurbaşkanımızın yayınladığı kararnameyi de diyeyim,
çünkü hükümet yok artık eskisi gibi, kararnameyle daha kapalı bir durum var. Kamuoyu, basın bu anlamda daha karartılmış diyeceğim. Bu çok yerinde bir tabir mi bilmiyorum. Sessiz bir Avrupa ülkesindeki durum gibi ama biz onun gibi değiliz. Avrupa ülkesine özeniyoruz ama konuşmak da Twitter'da bir mesaj atıyorsunuz. Polis kapınızda bir bakıyorsunuz yarım saat sonra emniyette ifade verir oluyorsunuz. Bu Avrupa'ya benzedik gibi duruyorsunuz fakat öyle bir durumumuz da yok. Daha kapalı, işte sesli propaganda yazak, bayrak asamıyorsunuz. Bu çok ifade edilemiyor. Adaylar kendilerini nasıl ifade edecek bu durumda bilemiyorum. Hatta şöyle oldu, bir konuşmacı, tam hatırlamıyorum, televizyonlarda çıksın kendini anlatsın. Her yerde o imkan yok. Televizyonların 30 tanesi zaten bir medya, iki medya yayın grubunun elinde. Kim çıkacak ona, nasıl çıkacak, hangi imkanla çıkacak, o da meçhul. Böyle bir sıkıntı da var. Şimdi kampanyalar o zaman ne yapıyor? Sıkışmış, ulaşabileceğim mecralarla basın, yazılı basın bakıyorsunuz, o da birkaç tane grubun elinde. Başlıklara bakıyorsunuz, 30'u birden aynı anda, aynı başlıkta çıkıyor. Böyle bir zorluk da var, yani bunu kabul etmek lazım. Onun için demokrasimiz biraz zorda, sıkıntıda. Bunu aşmak, aşılması halkın vereceği tercihlerle, eski parlamenter sistemde yaşadığımız o özgür ortamları maalesef bugün görüyoruz. Onu ona gıptayla bakıyoruz geçmişe. Geçmişe özlemle, hasretle anıyoruz bu daha şimdiden. Umarım o bu günleri de geçer. Türkiye kendi kendini tartışan, birbirini yarışan süreçlere geri döner. İnşallah bu seçimler bunun bir başlangıcına vesile olur diye düşünüyorum. Benim şimdilik partime özellikle bu durumda beni tekrar adaylığa terk eden başta genel başkanıma ve partime, il başkanıma ve en çok da ilçe başkanıma çok haksız eleştirilere karşı karşıya kaldı. İl başkanıma ve partimin bütün kurullarına huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Aday olmak bir partinin 300 bine yaklaşmış ve milyona giden İstanbul'un en önemli, bence en stratejik ilçesinin adayı olmak benim için, bir kez daha adayı olmak benim için büyük bir onur. Bu onuru yaşamak benim için büyük de bir mutluluk. Ben neye layık görüldüğümün farkındayım. Bunun gereğini bundan sonra hiçbir ikbal beklemeden, bundan sonra belki hayatının, siyasete hayatının sonuna gelmiş bir sonunu yaşayan, genel anlamda siyasi hayatının sonunda hiçbir çekinmeden ne olacak, ne bitecek, bunun sonucunda siyasi hayatını etkiler mi, etkilemez mi kaygısı taşımadan özgürce kendi dinamiklerim için, kendi siyasi geleceğim, siyasi kariyerim açısından hiçbir kaygı taşımadan özgürce bu kentin, hiç kimsenin ayağına basacakmışın, bak işte siyaset kaygıları yaratır, kaygıları taşımadan görev yapabileceğim, özgür, kendime göre özgür bir geleceği taşıyacağımız, bir beraber Silivri yaratacağımızı, Silivri'yi şekillendireceğimiz, bir geleceğe taşıyacağımız bir dönem olacağına inanıyorum. Çünkü bir kaygı yok artık bundan sonra benim için. Bir yere yaranmak, aman beni tekrar ayırtma seçerler mi, seçmezler mi, nasıl taşımadan, işte tekrar bu kesimi kırarsam oyunu alır mıyız, işte karşıma bu kaygıyı taşımadan, Silivri'nin gelecek öncelikleri, Silivri'nin menfaatleri, Silivri'nin çıkarları öne konacak, çok daha fazla öne çıkacağı bir dönem yaşayacağız Silivri'de. O açıdan şanslı. O açıdan kendimi çok heyecanlı hissediyorum. İlk başladığımdan çok daha kararlı, heyecanlı ve inançlı hissediyorum. Bu anlamda çok şeyler, çok daha güzel şeyleri halkı öne çıkaracağız. Yanımda getirdim. Türkiye'nin aslında çok bir laf vardır. Kimse kendi köyünde peygamber olmaz derler. Bütün ülkemiz tanıdı. Bunu abartmadan söylüyorum. Dün akşam CNN'i seyredenler varsa Cem Sevmen'in programını. Bu konuda açıldığında size söyleyeceğim. Üniversitede ders olarak okutuluyor şu anda. Yerel kalkınmada Silivri modeli. Koç'un
özür dilerim, Sabancı Üniversitesi'nde onun makalesini de size paylaşacağım. Korel Hocam sağ olsun, Korel Göğmen bir genel kalkınma, genel yönetim konusunda Türkiye'nin ve dünyanın tanıdığı sayılı öğretim üyelerinden biridir. Kitaplaşmak üzere bu konu. Bir kent kalkınmasının, yerel kalkınmanın ne anlama geldiğini bu çok iyi bütün Türkiye biliyor. Ama ben bunu Silivri'ye maalesef anlatma fırsatım olmadı. İşte 2-3 tane kampanya yaşadık. Bir yılı, 1,5 yılımı Türkiye siyasetinde uğraşırken Silivri'de kendimize anlatamadık. Ben Silivri'yi hangi geleceğe taşıdığımı biliyorum. Bunu bu kampanya döneminde anlatmaya inşallah gayret edeceğiz. Bana işte kalkıp günlük işleri, bunları küçümsemiyorum. Halkın da mutluluğu burada maalesef. Benim, sen bırak onları diyor, boş ver tarımı, benim yolum şey kötü, bunu baktın mı demek de haklı. Ama onu yarın yaparız, acele etme, bak bunu kaçırıyoruz dediğimde boş ver onu diyebilecek duruma gelmişiz. Türkiye'nin de durumu bu. İşte siyaset bu ikisini kaynaştırmak, birleştirmek becerisi. Bunu yapacağız. Bu dönem bunları yapacağız ama o yolu bir hafta sonra olur. Bak çocuğunun bir sonsuz bir geleceğe taşınacağı bir Silivri'yi hayal ediyoruz dediğinde bunu anlatmakta biraz sıkıntı yaşadığımı itiraf ediyorum. Bunları anlatacağız. Silivri'nin Türkiye'de ilk defa ve iddiayla konuşuyorum, dünyada ilk defa yapılacak iki tane projesini sizlerle birazdan paylaşacağım. Ve onun için çok güzel şeylere Silivri'yi taşıdık. Bunları açığa çıkaracağız bu dönemde. Bir vaha gibi Türkiye'nin en parlak, geleceğe en parlak ilçesi bir kere olması konusunda hiçbir engeli kalmadı. Yani %60'ını geçtik. Geri kalan %40. Bütün prosedür anlamında tamamlandı. Bitti. En zor süreçlerini geçtik. Bundan sonra hani inşaatın kabası bitti, incesini tamamlıyoruz. Şu öyle tarif edeyim. Avize takma işi de bu dönemde hani benim çok klasik söylerdi bana inşaatçı Seyfi abi derdi. İnşaat bitmeden avize takmaya kalkıyor senin söylediklerin derdi. Biz avizeyi takacağımız zamana yaklaştık. Çok yaklaştık. Kabası bitti. İnce işlerini tamamlıyoruz. İnşallah bu dönem teknoparkımızı da açacağız. Üniversitemizi de bitirmiş olacağız. Endüstri bölgesinin kuruluşuna çok yaklaştık. Dünyada bir tane Kaliforniya'da Silikon Vadisi var. Teknolojinin. Güney Kore'de teknolojinin Silikon Vadisi var. Tarımın ve gıdanın Silikon Vadisi dünyada ilk kez Trakya'da ve bunun esas merkezi Silivri'de kurulacak. Tarımın ve gıdanın Silikon Vadisi. Bu ne demek? Bütün tarım ve gıda üretiminin tohumundan tutun, hayvan türlerinin üretiminden tutun, onun Ar-Ge'si şu anda nerede biliyor musunuz? Nerede kurmaya çalışıyorlar? İsrail'de. Bir karış toprağı yok. Biz de kuralacağız. Sağlıklı biz dünyanın gıda ve tarım üretiminin merkezi haline getirdik. Bu topraklarımız bizim bu sayıya yetmez. Hasan Başkan da şimdi bu önümüzdeki seçim inşallah hayırlısına Nisan ayından sonra Çatalca, Silivri, Çekmece, Beylikdüzü Belediyesi'ni katamıyoruz çünkü arazisi yok. Çatalca, Silivri, Çekmece üçümüz bir tarım ve gıda Silikon Vadisi'ni kuracak bir birlik haline getireceğiz. Edirne Belediyesi'ni, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 3 buradan, 3 de 6 belediye tarım ve gıda Silikon Vadisi'nin kuruluşunun birliğini kuracağız. Kırcalı Belediyesi'ne kadar Kazanlık ve Kırcalı Belediyesi'ne Bulgaristan'ı da bu birliğe dahil edeceğiz yurt dışı ve Silikon Vadisi'nin sınırları belli olmuş oldu. Biz gıda ve tarım üretiminin hayvancılık türleri dahil, cinsi, türü, tohumu, ekimi, biçimi bu havzayı, bu toprakları düşünün. Dünyanın Silikon Vadisi'nin gıdanın ve tarımın üretildiği, bütün işletmelerinin de dahil kurulduğu büyük bir endüstri kalkınma bölgesi bu bölgede kurulacak. Bütün altyapısını Silivri'de biz tamamladık. Lisesini kurduk, şimdi üniversitesi kurulacak. Şimdi düşünün Silivri'nin ve buranın ne şekle dönüşeceğini. Onun için ben eleştiriler duyuyorum. Bunların hepsi konuşulsun etsin. Bütün belgelerimi size birazdan göstereceğim. Her şey tamamlandı. Haberal hocamız üniversitede büyük bir ekibi buna vakfetti. Üniversitemiz, Koray Göğmen hocamız bütün prosedürünü, kitaplarını da prosedürünün yapılış şeklini hepsini hazırladı. O ekip, ben sizi bugün tanıştıracağım. Bütün ekip karşınıza getireceğim. Bütün ekibiyle beraber. Harıl harıl çalışan bir ekip var. Bir bilim ekibi var. Akademisyen ekibi var. Üniversitedeki ekiplerimiz var. Hepsi tamam. Ve ben gece bazen görüyordum arkadaşlar 3'e 4'e kadar. Dün akşam
bir görüşmede getirdim, gel bakalım dedim. Bak bu, bu kitapları, bu kadarı tarım dedim. Öyle boşuna olmuyor. Dün akşam görüştüğüm kardeşim de, o da gelecek zaten. Gördüm dedim, bak o tarım ne zaman, ne kadar zamandır? 10 senedir o, o konu üzerinde çalışıyoruz. Onun için Silivri'de ben hep söylerim, belediyecilik öyle kültür evini yapmamış. Ben kültür evi yaptım. 4 tane kültür evi yaptık. 900 metrede bir tanesi. Bir tane kültür evi yapmayı niyetlendik. Silivri'nin çıkışında 40 bin metrekare. Düşündük 5000 kişi. 5000 kişilik otopark lazım. 2000 araçlık pardon. 2000 araçlık otopark lazım. 40 bin metrekare. Düşünün 40 bin metrekare. Bakırköy 9 bin metrekare yaptı. Isıtma, ısıtma derdi var. Bir tane salonunu açacaksınız. Bütün binanın ışıklarını ısıtmanız lazım. Işıklarını açmanız lazım. 250 kişi çalışıyor. Şimdi büyük bir kompleks, zaten trafik sorunu olan bir yerde 2000 araçlık otopark lazım. Şimdi çarşıda şey bizim sahildeki anaokulu yıktık. Neydi aşağıdaki bahçeler? Maşalacının yerini. İkisini yan yana yıktık orasını. İkisini yan yana 2000 ay yapıyoruz. Yapıya sandan yapamadı. Şimdi başlıyoruz. Yan yana 2000 ayı düşünün. Üstüne 1000 kişilik salon. Şeysiz, direksiz, bütün denizi görecek. 1000 kişilik salona başlıyoruz dediği. Yapı yasağı bitti, temelini atacağız. 1000 kişilik salon. Karşısında piramit çay bahçesi, otoparkı var. Oraları temizlenecek. Orası, o gördüğünüz şekil biraz daha mescit falan var. Onları da kaldıracağız. 1000 kişilik salon, önü denize açık. Altına bütün sosyal projeleri, gıda bankası, işte engelliler oraya taşıyoruz. 1000 kişilik salonu, kültür hizmetlerinin hepsinin yapılabileceği bir salon yapıyoruz. Şimdi kültür merkezi dediğimiz 400 yıllık tarihi binaları satın aldık. Her biri şu anda bugün bir Rum lokantası yapacağım desen kaça satarsınız o binanın bir tanesini? Metrekaresini bilen bilir çarşıda. Bulcan abinin o köşede emlakçılara sordum değerlendirme uzmanına. 75 bin lira metresi istediler. Bugün benim aldığım arsaların toplamından fazla o dördü. Bugün tarihi bina değeriyle bir Rum lokantası yapacağım diye satmaya kalksanız dördü. Sattığım arsalardan fazla oldu şimdi. O 4 tane tiyatro binası. Orası kültür merkezi değil mi? Nalbur Hırdavatçı dükkanı mı oraları? Kültür merkezi yapmadın mı? E niye oraları? Dördü. Tiyatro, ben göreve başladığımda tiyatro binası var mıydı Silivri'de? Allah aşkına bir bakın. Şimdi bana kalkmış diyorlar ki Silivri'de mezarlık yaptım. Daktiloydan kağıttan bilgisayara geçirdim. Şimdi o abimizin söylediklerini ben zaten çok söylediklerinden onu nasıl diyeyim sorumlu tutmuyorum. Çünkü yaş itibariyle 70'e merdiven dayayınca insan tabii ne söylediğini hatırlamıyor. Yani söylediklerinden bağlı değil o. Onu muaf tutuyorum artık. Şimdi sorumlu değil daha doğrusu. Çünkü yaş şey yapınca 4 tane bina. Orası kültür merkezi. Şimdi o 4 binanın aynısını şehrin karşısına yapacağız. 12 tane. Şöyle düşünün, U gibi. Bu 4'ü verip 12 tane ortasını bedesten bahçe gibi olacak. Bakırköy'ün bir kültür kompleksi var. Yunus Emre gibi 12 tane. O 4'ü 3 tane 4'ü düşünün. Tiyatrosu, kültür ve ortasını boş avlu otoparklarınla bir tane karşıda. Bir tane Gümüşhaka tarafında, bir tane Selim Paşa'da ayrı yapacağız. Çünkü bir yerde toplarsanız 5000 kişiyi ne araç, ne otopark, ne kimlik mümkün değil Silivri'nin bu yapısında. Şehrin altına sıkışmış. Kültür merkezleri yapacağız. Kompleksleri daha doğrusu. Bir tane merkezde, bir tane karşıda, bir tane Selim Paşa'da, bir tane Gümüşhaka tarafında. İlçemiz her tarafa yayılsın. Her tarafında kültür hizmetlerini yayın. Kültür merkezi Silivri'de bir tane vardı. Şimdi çok ilginç. Söyleyene bakın şimdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü karşısında. Hatırlayanınız var mı onu? Kim hatırlıyor? Eski sinema. İstanbul'da bir tane akustik mikrofon olmadan sahneden konuşulan, onu yapan dünyada ödül almış bir mimardı. Seyit abi yaptırmıştı biliyor musunuz? Yok.
Şaban abiler. Şaban abi. Onu yaptıran Allah rahmet eylesin. İlkokul diploması yoktu. Onu düşünüyor. Dünyada ödül almış bir mimar sahnesinde mikrofonsuz üst kattaki duyabiliyordu. Onu bana Güzel Sanatlar Akademisi'nden iki tane profesör geldiler, anıtlarla girdiler. Aman dediler, bunu koruyun. Bu çok özel bir mimar. Alt katında oturuyorsunuz, bir tane direk yok. Taşıyıcı olmadan Refik bilir, direk yoktu. Yok, biliyorum. O üste sallanıyorlar, insanlar zıplıyor, ediyor. Aman yıkılacak diyoruz, yıkılmıyor. Üstteki 500, 250, 300, 400, 500 kişi çıkıyor üstüne. O yıkılmıyor şey, balkon. Ya dedik, bu adam nasıl yapmış bunu? Nasıl taşıtıyor o yıllarda? 70'li yıllarda yapıyor. 70'li yıllarda Şaban abi ve Şaban abi ilkokul 3'ten terkti. Akustiği öyle yapmış, levhalar koymuş. Sahnede mikrofonsuz konuşuyorsunuz. Yüksekliğine bakıyorsunuz. Eğimi böyleydi. En arkada oturan sahneyi görüyor. Şöyle bir ters eğim vardı. Böyle bir mimarisi olan kültür merkezi yoktu. İstanbul'da yoktu. O profesörler geldiğinde bunu dedi, koruyun. Eğer burası kalırsa sit ilan edin bunu. Koruma altına alın burasını dedi. Çünkü yok böyle bir mimari. Ve o bana kültür merkezi mi yaptı dedi. Diğer kişi sattı orasını, biliyor musunuz? Apartman yapıldı oraya. Onu koruma altına alması gerekirken. Sattı. Şimdi bana diyor ki kültür merkezi yapma. Orasını sit ilan edip korunması gerekirdi. Silivri'de bir tane kültür merkezi vardı, sattı orasını. Şimdi neyse, ben konu eskiye dönüp bir şey tartışmak için söylemiyorum. Herkes yaptığında anılır. Kimisi atom bombası atsan bu memleket o kadar zarar veremez. Yani öyle. Yapılan planlar 83 yılından sonra. İmar planları. Biz belediyeciliği karıştırmamamız lazım. 2009 yılında Büyükşehir Kanunu çıktı. Eskiden burası tarla. Oturuyor 3 kişi. Abi burasını arsa yapalım mı? Tamam. 8. Rahmetli Mehmet Ali abi. İşte o. Tamam yaparız ben. Yani bir bakıyorsun 8K. Öyle yetkileri vardı. 900 kişilik Ortaköy, 900 kişi, 9 meclis üyesi var, 5'i oturuyorlar, burada tarla arsa oluyor, tarla fabrika oluyor. Öyle yetkileri var. Cumhurbaşkanı'nda yok o yetki şu anda. Tayyip Bey'de, ha şimdi yeni var kararname. Şimdi oldu. Eskiden şeyde vardı, Erdinç abide vardı o yetki, eskiden. 1580 sayılı kanunda vardı. Şimdi o öyle zannediyor onlar eski. Öyle bir şey yok. Biz öyle bir şey yapamıyoruz şimdi. Binlik plan yapıyoruz. Biz saat kaç diye bir şey sormuyorlar ki bize. Saatiniz kaç Özcan Bey deniyor bize Büyükşehir. 9 sene Sırp Belediyesi gibi bir şey yaptırmıyor ki bize. Sanki biz Sırbistan'da belediye. İşte şimdiki belediye başkanı demedi mi? Yok, Silivri'ye su bile yok. Şimdi onlar farkında değil. Toplanan paranın daha kaynağı bize gelmeden, İller Bankası'na gelmeden %40'ı oraya gidiyor. Büyükşehir'e gidiyor. %40'ı. Siz 100 lira emlak vergisi yatırıyorsunuz, 40 lirası daha kasamıza girmeden oraya gidiyor. Ve bizden aldığı payı bize vermiyor. Hizmeti nasıl hizmet? İki, ben ağlaşmak için söylemiyorum. İki, bir de üçüncü bir şeklini daha söyleyeyim. Yerel yönetimlerdeki belediyecilik anlayıştaki hizmetten ne anlıyorsunuz? Hizmet, hizmetin anlamı ne? Hizmet, o kentin gelecek vizyonunu. Ben şimdi bir kenti söyleyeyim size. Benim şehrimde şu var. Ekolojik tarım alanı. Yeşil. Bakın şuna bakın. Buradan buraya tutun 2 ucu 55 kilometre. Yeşil. Renklerden bahsedeceğim size. Altyazı söylesin. Yeşil. Bakın E6 tarım alanı. E6 karayolu. Sınır olarak bu şehri kesmiş. Çizmiş doğal bir sınır. Burada bir yeşil renk var. 42 kilometrede deniz var. Ve 7000 yıllıkta tarihi var. Şimdi bu şehirde bir belediye başkanı neyle ilgilenmesi lazım? Bir, bununla ilgilenecek ekolojik tarım alanı, yeşil, mavi, kahverengi. Kahverengilerde tarihi sit alanları ve konutu tarif ediyor. Bu 100 binlik plan. Renk, leke anlamında, leke. Şimdi bir belediye başkanı 3 şeyle ilgilenecek. Kıyı balıkçılığı, denizi nimet sayacak. Binaları denize şöyle yapıyorlar.
Ön taraftakiler 1 milyon, arka daire 200 bin lira. Çünkü deniz görüyor. Binayı, denizi böyle yap binayı. Hepsi görsün. Yok, böyle yapıyor. O zaman ne yapacak mimariyi? Denize göre yaşam. Binaları böyle yapacaksınız. Gidin yurt dışına, binalar böyle. Hepsi sağı da solu da görüyor. Şöyle kafasını uzatsa balkonu görüyor. Ne demek bu? Şehir rantlarını adaletli dağıtmak. Denize göre yaşayacaksın. Denize göre ulaşım. Denize göre yaşam. Denize göre nimet çünkü deniz. Denize göre yaşatacaksın o şeyi. Bir kere bunu ilke edineceksin. Denizden balıkçılık meslek geliştireceksin. Denize göre ulaşım yaratacaksın. Proje bu. Hizmet bu. Hizmetten anladıkları bina. İlla rezidans AVM yani. Hizmet dediği o. Kent hizmetsiz kalmış. Neden? Üçe AVM yapmadı. Marina yapmadı. Beton dökeceğiz denize. 60 metre uzunluğunda koridor yapacağız. Orada dükkanlar yapacağız. Hizmetten anladıkları o. Hep hizmet kapı. Hizmet dediğinde sorun bakalım. Neymiş o hizmet? Ya marina ya bilmem ne. Beton. Beton, beton aşkı var bunlarda yani. Şimdi deniz, deniz dediğinizde hizmeti böyle anlayacaksınız. Peki bu kahverenginin 7000 yıllık tarihi. Tarihten ne anlıyoruz? Din ve kültür turizmi. İşte 400 yıllık binaların tiyatro binası yapıyoruz. Ben göreve başladığımda tiyatro binası yoktu. Bizim bu kasabamızda eskiden bir ceza vermesi gerektiği zaman kültürümüzde tiyatroya gitmeme cezası veriliyordu insanlara. Bu memlekette. Bir suç işlediğinde hakim diyor ki sen 3 ay tiyatroya gitmeyeceksin. Demek ki bu memlekette tiyatro varmış eskiden. Biz başladık, tiyatro yok. Göreve başladım. Oturuyorum orada, kapısı açık, alkışlar falan filan. Dedim ya seçim bitti, 3 ay geçti, ne bu alkış? Ha baktım gelin damat Sedat abinin odasına gidiyorlar. Ne arıyor dedim bunlar burada? Nikah kıyacaklar. Sedat abinin odasında nikah kıyılıyordu arkadaşlar 2009 yılında. Nikah salonu yok. Şimdi ya söyleyenin bana kör diyen badem gözlü olsa bari ya. 2009 yılında Silivri'de nikah salonu yoktu. Yazı işleri müdürümüzün odasında nikah kıyıyorlardı ya. Ayıptır ya. Toplantı yapacağız. Akbank'ın, şimdiki Akbank'ın üstündeki salonda sergi yapılıyordu ya. Bunu hatırlamıyor musunuz? Sergi salonu mu vardı Silivri'de? Bir nikah salonu. Ben geldiğimde o binaları yaptım da ayıptan kurtuldum. Nikah kıyılacak salon yaptık ya. Bunları konuşuyor arkadaşlar ya. Ayıptır ya. Tiyatro salonumuz yoktu, nikah salonumuz yoktu, müzemiz yoktu. Bir kentin hafızası yoktu. Neden, nereden gelmiş bu insanlar? Bu şehrin geri Alzheimer gibi yaptılar şehri ya. Akıl, hafıza hastası. Suyun üstündeki mantara çevireceğiz. Onun için 1 milyar 750 milyon Müslüman Makedonya kapılarında, Arnavutluğun kapılarında, İtalya'nın kapılarında botlara binip taşıyorlar. Hafızaları bitmiş. Afganistan'da gidin bakalım bir tane ot yetişiyor mu? Gıda bitmiş, tarım yok, üretim yok, müzesi yok, salonu yok. Bu insanlar onun için suyun üstündeki mantar, Suriyeliler onun için kaçıyor. Gidin Kobani'ye Suriye'nin üstünde bir tane ot göremezsiniz. Üretim yok, kültürleri kalmamış, halk oyunları yok, kültürü yok, sanatı yok, sporu yok. Bizim bugün kursiyerlerimiz 4000 tane. Kültür evimiz var. Yoktu, kültür evleri yoktu. Benden önce yoktu kültür evi. Sanatla, kültürle, sporla 7000 tane çocuğa spor forması giydirdim ben. Şimdi ben Hüseyin kardeşimi şey yapmıyorum, isim vermeyeyim şimdi. Burada geçmişi anlatmak istemiyorum. Geçmişe dönüp bir tartışma açmak istemiyorum. Hizmetten bahsediyorlar ya. Ben 8000 tane çocuğun skolyoz taramasını, adını bile ilk defa duymuşlardı. Kemik yapısını annesinin çocuklarına kartını verdim, kartını. Bir kart veriyoruz, senin çocuğunda kemik yapısını tarıyoruz. Çocuğunun bu kadar hastalık riski olabilir diyoruz anneye. 24 kilo çantayla okula gönderiyor anne çocuğu ya. Bütün haftalık dersleri, kitapların hepsini çantaya koyuyor. Çocuk böyle gidiyor okula. Ya anacığım koyma bak, bugün ne ders varsa o defteri koy çantaya. Bunları ölçüyoruz, anneye bilgi veriyoruz. Hangi belediye yapıyor bunu Türkiye'de? Sorarım size hangi belediye yapıyor? Belediyecilik bu. Onlara sorsan anlamaz ki. Bilmiyor. Ben defterden bilgisayara geçirdim bir abi ya. Belediyecilik fasıt varmış onun döneminde de bilgisayara geçmiş. Bitti o dönem artık.
Yani artık neyle neyi konuşuyoruz ya? Bunun için bunları anlatacağım. Şimdi tarımın ve gıdanın ilk defa Türkiye'de tarım sit alanı olmak istiyoruz diye bir 2016'da bunu yayınladım. Postada tam sayfa. Bunları da diyorlar para bilen veriyor. Bunu yapan muhabir arkadaş orada. Sadece kendim bunu duyurayım diye posta ne kadar? 120 10 bin tane posta. Mehmet'le iddiaya geldim. Dedim söyle. Onu da bayiden alıp dağıttım. Bir kuruş verirsen, verdiysen hepiniz önünde söz söylüyorum. Şimdi bunu off the record kayıt açık şimdi söylemeyin. Neyse. Gazeteyi satın alıyorum. Verdim 2016. Tarım sit alanı. Bu kavram Türkiye'de yeni. Böyle bir kavram yok. Ayasofya Camii'nin bahçesi gibi. Topraklarımızı dedim. Nasıl koruyacağız? Tarım sit ilan edelim. Burası tarih sit. Şu mahalle. Tarih sit. Sonra Türkiye'de ilk defa bir tarım lisesi. Şimdi tarım sit ilan ettik. Yeni şeyler ekiyoruz ya. Lavanta, adaçayı, kişniş bilmem ne. Nasıl böyle bir bilgi yok? Nereden bilecek çocuklar bunu? Türkiye'de ilk defa bir de diyor ki hiç okul yaptı mı? Konuşmasını izlediniz mi? Fatma yayınlamıştı dedim ben Fatma'da. Okul yaptırdı mı? Ya unutuyor Alzheimer işte yaş şey olunca. Türkiye'de okulu olan tek belediye benim ya. Tek Silivri Belediyesi ya. Hiç okulu yaptırmış mı? Ya okul geldi okulu olan belediye benim. Öğrenci var şimdi ve sıfır lirayla okuyor. Türkiye'de tek. Ve tarım üstüne. Neden tarım üstüne? İşte bundan dolayı bizim topraklarımız var arkadaş benim belediyemin ya. 500 kilometre kare toprağı olan bir belediye başkanı ne lisesi açar ya? Tarım lisesi açacak tabii. Madencilik açacak halim yok ya. Tarım lisesi açacağım tabii. Çünkü benim 500 kilometre kare tarım toprağım var ilçemde. Tarım lisesi açacağım. Bir belediye başkanı 3 şeyim var. Tarım, yeşil, kahverengi, mavi. Evde ne yapacağım? Tarım lisesi açacağım. Bu kentin ne varlığı olduğunu SWOT analizi denir. Güçlü yanlarını öğrenirsin. Güçlü ve reflekslerini öğrenip açığa çıkarma anlamında. SWOT analizini ben 2009'da yaptım. Güçlü yanların üstüne gitmek için 500 kilometre tarım toprağı olan bir belediye başkanı tarım lisesi açacak. Beşiktaş belediye başkanı olsaydım finans lisesi açardım. Kadıköy belediye başkanı olsaydım giyim ve tasarım lisesi açardım. İnegöl belediye başkanı olsaydım mobilya tasarım lisesi açardım. Kentin vizyonuna göre açardım. Burada da tarım açıyorum. Çünkü benim 500 kilometre toprağım var. Tarım lisesi açtım. Sonra tarımın üstüne gideyim. Tarım üniversitesi açayım. Sonra da endüstri bölgesi kanunu. Endüstri Silikon Vadisi'ne getireyim. Silikon Vadisi için bu bölge yetmez. Büyük bir aura yaratmam lazım. Gittim Kırcalı Belediyesi'ne de kardeş şehri yaptım. Edirne zaten var. 3 Trakya, 2 de Balkanlar beraber bir Kaliforniya gibi ve Güney Kore gibi bir tarımsal ve gıdanın silikonunu yaratalım. O konularla da kardeş yaptık. Protokolü bunları da yazdık. Şimdi Haberal'la beraber bütün altyapısı tamamlandı. Tarım ve gıdanın bütün silikonunu fabrikalarıyla, endüstri bölgeleriyle, teknoparklarıyla, serbest bölge şirketleriyle milyonlarca gencimize adını dahi ilk defa duyduğunuz meslekleri kuracağız. Adını da ilk defa duydunuz. Ambalajlama mühendisliği duydunuz. Depolama mühendisliği duydunuz. Bunlar yeni. Şimdi bunları yaratan bir yapıyı burada kurmuş olduk. Şimdi arkadaşlar yeni geleceğimizin kuruluşunu Silivri'de bunları tamamladık. Üniversiteleri de kuracağız. Ben Silivri'ye yapacağımız belediyecilik anlayışı, Silivri'de kurduğumuz belediyecilik anlayışını vatandaşa gidip hemşehrilerimize bunu size tabii detaylı anlatıyorum. Hemşehrilerime şöyle anlatırım. Silivri'de iş, herkese iş. Nitelikli iş, gelecek, umut, huzur. Çünkü iş olmayan yerde huzur olur mu? Gelecek olmayan yerde huzur olur mu? Üretim yaratacağız. Refah yaratacağız. Dostluk, kardeşlik, barış. Bunu neyle sağlayacağız? Kültürel dayanışmayı sağlayacağız. Bütün dernekleri, 17 derneği birlikte meydana çıkarıyoruz. Mahalle evlerimizde İlk gittiğimde 6 kişi vardı. 6 kişi mahalleye. Girdim, yanımda eşim vardı. Herkes kafasını bir de bizim
Değil, kültür... Sema Nur Hanım. Sema Nur Hanım yanında eğdiler kafasını, birinin üstüne burka vardı. Onu Sevgiler Hanım tanıdı. Burkalıydı, Afganistan'daki burkası. Sonra eğdiler kafasını, ben dedim bir daha gelmeyeceğim. İlk ve son gelişim. Baktım ikinci mahalleyi açacaklar, dediler öğretmen bulur musunuz? Dedim öğretmen bulurum ama içinden çıkacak. Siz başka dışarıdan hoca getiremem. O burkalı olan çarçafa, sonra mantoya, sonra hoca oldu. Aynur. Evet. Hoca oldu. İlkokuldaydı. Dışarıdan liseyi bitirdi. Şimdi üniversite okuyor. Ehliyet aldı ve bizim hocamız. 1200'e çıktı mahalle evine. 15-20 yıldır o mahalleden buraya inmemişlerdi çarşı. Gidin görün sevgili. Sevgiler dinledi. Gözleriniz yaşarır. 1200 kişi. 13 tane mahalle evine barışıyoruz. Birleşiyoruz. Üretiyoruz. Büyütüyoruz ve paylaşacağız Silivri. Benim en büyük idealim Silivri'de huzuru yaratmak, kaynaşmak, eğitmek, üretmek ve geleceğe Silivri'yi taşımak. Belediyecilik bu, sağlıkla. O çocuğu skolyoz taramasından, obeziteden, kanserden, senin çocuğun benim çocuğum. Ben kendi torunum için 6 ay orada her gün gidiyorsun ve izliyorum. O çocuk nasıl büyüdüğünü, herkesin çocuğunu kendi çocuğun gibi düşünürsen, büyütürsen yerel yöneticilik yapılır. Hizmetten anladığınız ne? Bana hizmet yap, hizmetten eksik kalmış belediye. 2 dakika şunu merak ediyorum. Ne hizmet abi, say bakayım deseniz arkası yok. Yok, arkası yok. Söyleyeceği 5 tane, 3 tane hizmet sayamaz. Hizmet dediğiniz ne? Hizmet dediğiniz insanın kendisi. Çoluğu, çocuğu, geleceği, umudu, iş bulabilmesi. Çoluğunu, çocuğunu burada geleceği, aydınlık bir geleceği taşımasından daha büyük bir hizmet anlayışı olabilir mi? Hizmet sayıyor, hizmet eksik kalmış. Hangi hizmet? Say bakayım desen hizmet anlayışı yok. Yok. Böyle bir mantık yok. Belediyecilik artık o beton lobilerinin, arazi çetelerinin, ki o dedikleri kişiler, zan altında bırakmak istemiyorum. Bende belgeleri var. Burada bilen arkadaşlarım da var. Kimlerin ne iş yaptıklarını, dolaplar çevirdikleri. O çetelerle ortaklık yapıp, protokoller imzalayıp, kat karşılığı dökümcüler sitelerini, bilmem neleri buraya getirmek için protokoller yapıp 6000 dönüm şuralarda hem de. Şuralarda, bakın şu tarım alanlarının şuralarında dökümcüleri filan getirip buraları yağmalatmak için uğraşan kişiler bunları söylüyor. Çok ayıp. Çok ayıp, daha fazla konuşmak istemiyorum. Polemik de yaratmak istemiyorum. Benim derdim kavga etmek de değil ama Silivri'yi korumak görevim. Bu arazileri yağmalattırmayacağız. Tarım sit ilan ettirdik. Allah'tan bu yasa çıktı. Üstüme geldiler. Yok arazilerin değeri düşmüş. İlk defa Türkiye'de tarım arsası kavramını çıkardık. Tarım arsası. Bu ne? Konut arsası. Bunlar. Sanayilerimiz ne? Sanayi arsası. Onlar da tarım arsası oldu. İtalya'da, Hollanda'da, Fransa'da, Almanya'da tarım arsalarının bir dönüm tarım arsası 2 milyon euro. Sanayi arsalarının 3 katı pahalı. Biraz sabretsinler ki 2-3 yıl içinde olacak. Elinde tarım toprağı tutanlar 10 dönüm toprağı olanı parmakla gösterecekler. Biraz sabretsinler. Halkımız kanmasın, o tarlalarını da satmasın. Bu spekülatörler yanıltıyor, kandırıyorlar. Esas gelecek toprakta, tarımda, oradan yükselecek bütün Türkiye. Neden bugün biberin 25 lira kilosu, kabağın 15 lira kilosu? Yakışıyor mu Türkiye'ye? İstanbul'un yanı başında kent ve kent çevresi tarım. Atatürk Orman Çiftliği'ni neden Ankara'da kurmuş? Hiç düşündünüz mü? Ben okudum. O büyük dahi Ankara'da tarım yeryüzüne Urfa'da çıkmış. Bunu dinleyenlere ikinciye tekrar ediyorsam özür dilerim. Saban ilk Urfa'da bulunuyor. Fırat ve Dicle nehirlerin Harran Ovası'nda. Saban orada bulunuyor. Tarımın yeryüzüne çıktığı yer Türkiye. Urfa. Gidip orada kurması lazım değil mi? Hayır, orada kurmuyor. Ankara'da kuruyor Atatürk Orman Çiftliği'ni. O bataklık içerisinde. Orasını ıslah ediyor. Orman Çiftliği'ni kuruyor. Tarımı orada başlatıyor. Ziraat Fakültesi'ni de Ankara'da kuruyor. İlk Ziraat Fakültesi. Orada başlattığında kimse anlam veremiyor. Paşam diyorlar, burada niye o kadar toprak var Anadolu'da? Hayır, burada kuracağız.
üniversiteyi de burada kuracağız. Bunun adı, Hollanda'ya gittiğimde söylediler bana, biliyor musunuz? Kent ve kent çevresi tarımı. Burada öğrenecekler dedi, diyor. Burada görecekler. Burada açığa çıkaracağız. Kuluçka dönemi burada bitecek. Burada büyüteceğiz. Buradan Anadolu'ya göndereceğiz. Transfer edeceğiz oraya. Bütün Anadolu kalkınacak diyor. Hollandalılar bunu alıyor. Rotterdam'ın çevresinde. İngiltere, Londra'nın çevresinde. Hemen Londra'ya 10 kilometre, 5 kilometre civarında inek yetiştiriyor. Bütün dünyaya satıyor. Hollanda, Rotterdam'ın göbeğinde, Amsterdam'ın göbeğinde tarım yapıyor. Bütün dünyaya satıyor. Biz onda Türkiye'de Atatürk'ten sonra ikinci İstanbul'un yanı başında kent ve kent çevresi yapan ikinci ilçeyiz. İkinci. Kent ve kent çevresi tarım. Neden? Lojistiğe yakınız, üniversiteye yakınız, bilgiye yakınız, birikime yakınız. Burada yetiştiriyoruz. Her sene 75 dönüm ekiyorum. Kara buğday tohumu Anadolu'ya gönderiyorum. Hatta milletvekili geldiğinde baktım, Kars'tan beni ilçeden birisi aradı. Başkanım, bu sene tohum alamadık. Kara buğday tohumu Silivri'den biz gönderiyoruz. Çünkü neden? Bilgi burada. Üniversite burada. Her şey burada. Buradan yetiştiriyoruz, oraya gönderiyoruz. Şimdi 8 tane büyük şehir geldi, bizim modeli aldılar, uyguluyorlar. Buna Gaziantep de dahil. 8 tane büyük şehir. İsimlerini verebilirim okuldan. Onun için kent ve kent çevresi tarım, Atatürk'tün, Atatürk Orman Çiftliği'nden sonra Türkiye'de ikinci. Yani biz ne yaptığımızı burada bilerek yapıyoruz. Onun için yerel seçimler demek, belediyecilik demek, öyle oturup 5 senede bir ben de yaparım ya falan filan demek olmuyor. Oturup dervişlerin gibi tekkelerde çile çeker gibi çalışacaksınız. Bir kentin toprağının altında ne var, üstünde ne var onu bilerek okuyacaksınız. Emek vereceksiniz. O insanların ruhunu geleceğe emanet ettiğiniz, size emanet ettikleri canlarını gelecek vaat eder. Gelecekte nasıl yaşayacağı konusunda kafa yoracaksınız. Ben bunu yapmaya çalıştım. Bu kente bunu vermeye gayret gösteriyorum. Belediyecinin bu olduğunu düşünüyorum. Bu dönemde Silivri'yi böyle bir geleceğe taşımak için de elimizden gelen bütün gayreti göstereceğimi de hepiniz huzurunda bütün şeylerime söz veriyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Siz şimdi sorularınızı alarak sürecin devam ettirin. Dinlediniz. Siz de